Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte 2022 model bir Hackintosh sistem toplayacağız. Bu sistem macOS'un en son sürümü olan Monterey ile uyumlu ve en güncel teknolojileri ihtiva ediyor. İşlemcimiz 12700KF ve işlemcinin içerisindeki hem E hem de P çekirdeklerini sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğiz. Ve daha da önemlisi Asus'un ProArt Z690 anakartını kullanacağız ve Thunderbolt 4 portlarımız da macOS altında sorunsuz bir şekilde çalışacak. Ve yine Asus'un ProArt PA278CV profesyonel monitörü olacak. Bu sistemde bütün bu bileşenlerin özelliklerine ve neden macOS için tercih ettiğimize kapsamlıca değineceğiz. İsterseniz montaja başlayalım ve parçaların detaylarına ve neden seçtiğimize adım adım bakalım. 12700KF işlemcimizle başlayalım. Bu işlemcinin içerisinde 8 tane performans, 4 tane de verimlilik olmak üzere toplamda 12 çekirdek var ve işlemcinin 20 tane thread mevcut. Biz bu sistemde bu işlemciyi kullanıyoruz çünkü en güncel macOS destekli sistemi toplamak istedik. Intel'in 12. nesil işlemcileri de şu an piyasadaki en yeni nesil işlemciler. Ve en önemlisi işlemcinin içerisindeki hem E çekirdeklerini hem de P çekirdeklerini macOS altında sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiz. Aynı zamanda 20 thread'in tamamı da işletim sisteminin kullanımında olacak. Sistemin en önemli bileşeni ProArt Z690 Creator Wi-Fi'yi kutusundan çıkartalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Neden bu anakartı tercih ediyoruz? Çünkü anakart şu anda piyasadaki en son teknolojileri destekliyor. Bunlardan bir tanesi DDR5 bellek desteği. DDR5 sayesinde çok daha yüksek hızda aktarım yapmak mümkün oluyor. Yine bir başka önemli nokta PCI Express 5.0 desteği. İleride çıkacak çok güçlü ekran kartlarını anakart sorunsuz bir biçimde destekliyor. Fakat asıl fark arkada yer alıyor. Anakartın üstünde 2 tane Thunderbolt 4 portu var ve yine 2 tane DisplayPort girişi mevcut. DisplayPort girişinden verdiğimiz görüntüyü Thunderbolt 4 portları üzerinden alabiliyoruz ve Thunderbolt 4 portları da macOS altında çalışır olacak. Asus anakartı en son teknolojilerle donatmış. Bunlardan bir tanesi de Wi-Fi 6E desteği. Wi-Fi 6E maalesef şu anda macOS Monterey altında çalışmıyor. Wi-Fi 5 modunda çalışacak. Fakat ileride sürücü güncellemesiyle Wi-Fi 6E'yi de çalıştırabilir hale gelmemiz mümkün olacak. Öte yandan sisteme dual boot yapıp Windows kurarsanız Wi-Fi 6E'de sorunsuz çalışacak. Yine macOS altında alternatif olarak cihaza uyumlu başka Wi-Fi adaptörleri takabileceğinizi belirtelim. Yine anakartın bir başka avantajı da HDMI 2.1 çıkışı. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ve yüksek tazeleme hızına sahip monitörlere destek sağlıyor sistem. Şimdi sıra geldi SSD'lere. Burada hem Samsung'un 980 Pro modelini görüyorsunuz. PCI Express 4.0 destekli bir SSD ve diğer elimde de Crucial'ın P5 modelini görüyorsunuz. PCI Express 3.0 destekli bir SSD. Neden elimde iki tane SSD var? Çünkü 980 Pro macOS'ta trim komutu ile ilgili bazı sorunlar yaşıyor ve bu yüzden SSD ile sistemi açmaya çalıştığınızda boot süresi yani açılış süresi uzayabiliyor. İşte bu sebeple Crucial P5 veya tercihen piyasada bulursanız Western Digital 850, Western Digital 750 gibi bir modeli tercih etmenizde fayda var. Biz maalesef piyasada az önce bahsettiğim SSD'leri bulamadığımızdan dolayı bunu tercih ettik. Makalede uyumlu SSD'lerle ilgili detaylı bilgiyi bulabileceksiniz. Anakart M.2 NVMe SSD'ler açısından da zengin. Tam 4 tane NVMe SSD yuvası var anakartın üzerinde ve bu 4 yuvanın 4'ü de PCI Express 4.0 destekliyor. En üstteki yuva işlemciye bağlı, alttaki diğer yuvalar ise Yonga setine bağlı.
Dediğimiz gibi sistemin güncel olmasını istediğimizden dolayı DDR5 platformunu tercih ettik. 64 GB seçmemizdeki amaç da yüksek boyutlu video dosyalarıyla çalışırken sorun yaşamamak. Şimdi pompayı monte edeceğiz fakat burada dikkat etmeniz gereken bir tane nokta var. Intel LGA1700 soketle birlikte soğutucu standardını tekrar değiştirdi ve bu bağlamda soğutucunun monte edileceği yuvalar biraz daha dışa alındı. Fakat Asus'un bu anakartında iki tane farklı yuva var. Bunlardan iç taraftaki LGA1200 için, dış taraftaki ise LGA1700 için. Bizim soğutucumuzun kutusundan 1700 ile uyumlu kit çıkmadı. Bu bağlamda soğutucumuzu içerideki 1200 ile uyumlu yuvalara monte edeceğiz. Arka braketin video yuvalarını en iç kısmı aldık. Yani şunları oynatabiliyoruz. Bunu ben böyle en iç kısmı aldım. Sonrasında da yapıştırıcımızı sökelim ve braketimizi monte edelim. Sıra geldi sistemin macOS'la özellikle uyumlu olmasını sağlayan bileşenlerden bir tanesine, ekran kartına. Apple'la Nvidia'nın arası bozuk ve bu yüzden Nvidia ekran kartları maalesef güncel macOS sürümleriyle uyumlu değil. Bu sorunu çözmek için AMD bir ekran kartı kullanıyoruz. Peki hangi kartlar uyumlu, ondan da bahsedelim. RX 400 serisi, RX 500 serisi, 5000 serisi ve 6000 serisi ekran kartları macOS ile uyumlu. Fakat burada bir istisna var. RX 6600 ve RX 6600 XT modellerini kullanacaksanız Monterey'in 12.1 sürümünü yüklemeniz gerekiyor. Biz bu sisteme RX 6800 XT koyacağız. Güçlü bir ekran kartı. Siz dilerseniz 6900 XT de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ekran kartımız önemli olan macOS ile tam uyumlu olması, ki bu kart da tam uyumlu. Şimdi piyasada RX serisi kartların referans sürümleri de var. Ben referans sürümleri pek tavsiye etmiyorum. Bunun gibi kendi soğutması olan modelleri almanızda fayda var. Çünkü zaten sistem sürekli yük altında olacak. Bu alanda iyi bir soğutma şart.
Evet, sistemi topladık, çalıştırdık, BIOS'unu güncelledik ve üstüne bir de Windows kurduk 980 Pro SSD'ye. Crucial P5 SSD'ye de macOS kuracağız ve ikisini dual boot olarak aynı anda çalıştıracağız. Şu anda sistemin yanında Asus'un PA278CV model monitörünü görüyorsunuz. Bu IPS panelli 1440p bir monitör. Eğer böyle bir sistem alacaksanız ve tasarım ve video işleri yapacaksanız Asus'un bu monitörüne de bakabilirsiniz. Renk gamutu geniş ve aynı zamanda Kalman sertifikalı bir monitör sertifikası beraberinde geliyor bu şekilde. Evet, bugün sizlerle birlikte macOS Monterey uyumlu bir PC topladık. macOS kurulum rehberi bir sonraki videoda olacak. Bu bağlamda kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda macOS kurulumunda görüşmek üzere. Kaçırmanızı önermem. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.